の。Evet, şimdi Bolzano'ya geldik. Evet. What do you want to say before the Bolzano? Bolzano. What's your first impression? Well, that the weather is a bit of a surprise. Yeah. But no surprise any here. It is too much foggy. Well, it's everything too a surprise when it's so foggy you can't see everything. Bu kadar bulutlu olacağını ben de beklemiyordum havanın. Şimdi bakalım, ya bulutlu kapalı bir havada nasıl fotoğraf çekilebileceğini de burada göstermiş olalım. Bolzano 2 saat uzaklıkta Innsbruck'e. Biraz daha güneydoğusunda kalıyor, yok güneybatısında kalıyor daha doğrusu. Otobüse geldik buraya. Couchsurfing'den tanıştığımız bir kişiyle, yerli birisiyle burada buluşacağız, bize etrafı gösterecek. Şimdi onunla buluşmaya gidiyoruz ve birazcık da video çekelim etrafı. Buraların meydanlarına da geldik. Arkada bir heykelimiz var. Sırtı bize dönük olsa da. Buranın eski kilisesi. Her yerde kiliseler, çok kiliseler. Burada baktığımızda 3 dil konuşuluyor ana olarak. Bir tanesi İtalyanca, Almanca ve Ladin diye buranın yerel bir dili. Şimdi ilk izlenimim burası Avusturya'nın güney kısımlarına çok çok benziyor. So you can tell something to camera. Okay, so this guy didn't have any banana, so this is a real Austrian banana. Yeah, this is a real Austrian banana. Homegrown. Nereye gidersek gidelim, İtalya'nın köyüne de gelsek, güzide dönercimizi burada bulabiliyoruz. Yine İtalyan usulü döner. Would you like to try the Italian dinner? No, no, no. Yani aslında bizim burada ne işimiz var ya, buluşmaya buraya geldik. Şimdi trenle 8 dakikalık mesafedeki bir yere gideceğiz. Orada daha güzel mimarisi görebileceğimizi söyledi buradaki tanıştığımız bir abimiz. Bizi o gezdirecek burada. Şöyle bir bilet aldık. Yılın büyük bir çoğunluğunu burası bulutlu olarak geçiriyormuş. Tabii sisli geçiriyormuş. Yani normal yani Alp dağların içerisinde. Burada olmaktan aşırı mutluyum. Kendimi küçük bir filmdeymiş gibi hissediyorum. Küçük bir tatlı yaz filmindeymiş gibi. Hava bulutlu ama buranın öyle bir havası var ki. Kendini böyle bir taze, böyle bir heyecanlı hissediyorsun. Bolzano'nun endüstri tarafına geldik. Burası biraz daha
fabrikaların olduğu, çalışma alanların olduğu, bizim sanayi bölgesi dediğimiz gibi bölge. Şimdi bu abimiz bize buradaki şeyleri tanıtıyor. Firmalar zaten birçoğu arkadaşıymış. Yok Amerika'ya iş yaptılar, yok Almanya. Aha bir Tesla'da geçti. Bunu Tesla göreceğimi pek sanmazdım ama. Çünkü köylük bir alana benziyor burası, o yüzden şaşırdım. Ama tüm dünyaya iş yapan firmaları varmış buranın da. Onları anlatıyor. Buranın bir üniversitesine geldik. Hem burada bir sürü fabrika var, hem üniversite var, hem de bir sanat galerisi var. Hepsi bir aradaymış. The University of Bautzen, research is the research institute. The Terra X Cube is in the building behind. Let's say this is the start of the Iveco. The name of the Iveco was not Iveco but Lancia. Son 1-2 yıldır şöyle bir fotoğraflar çekmeye başladım. Yukarıda gökyüzü var. Hatta yani 1/3 kuralına uymuyorum. Belki 1/5, 1/6 bile olabilir. Aşağıya küçük bir obje koyuyorum. Üste genelde sisli havalar oluyor ya da bulutlu havalar oluyor. Siyah beyaz yapıyorum birçoğunu da zaten. Aşağıda küçük bir obje, şimdi fotoğrafını da gösteririm. Yukarıda bayağı büyük bir alan. Hatta komik karikatüristik bir alan aslında. Aşağıda da küçük bir obje. Ama böyle bir dikey olarak baktığımızda fotoğraf gayet benim hoşuma gidiyor. Böyle birçok fotoğrafım var. Bu da onlardan bir tanesi olabilir. Kendinize aslında böyle kuralları yıkıcı, absürt ya da ne bileyim böyle tamamen kafanıza göre bir şeyler de deneyebilirsiniz. Ama yani işin güzelliği şurada oluyor. Bunu devam ettirdiğinizde güzel oluyor. Tek bir tane çekip bıraktığınızda anlamsız, saçma sapan bir şey oluyor ama bunu seri haline getirdiğinizde gerçekten izlenebilir, anlamlı bir hale geliyor. Şurada gayet güzel bir ağaç var. Belki burada denememizi yapabiliriz. Ya da burada bir sürü tarlalar, bahçeler var. Böyle bir fotoğraf çekebiliriz. İtalya'nın üzüm bağları. Burada insanlar çok fazla spor yapıyor. Özellikle zaten Alplerin yamacında ondan dolayı dağ sporları, kış sporları acayip meşhur. Çoluk çocuk buraya gelip spor malzemeleri alıyorlar, kendilerine kıyafetler, bilmem neler, ekipmanlar alıyorlar ve birlikte yürüyüşlere çıkıyorlar ve herkes ekipmanını tam olarak götürüyor yani. Yani büyük bir çoğunlukla tamdır da. Buraya gelince zaten herhangi bir, yani burası da Decathlon gibi bir mağazaya gelince benim de acayip spor yapasım geliyor. Her geldiğinde zaten böyle bisiklet malzemeleri falan bakıyorum ya da böyle bir şapka falan bakıyorum, bir hoşuma gidiyor ama burası bayağı pahalıymış ya, şapkalar 60 euro falan, bandanalar 40 euro. İlginç bir yerdeyiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra arkamdaki kırmızı binanın bu, bana göre sol tarafı faşistlerin yaptığı bir binalar. Sağ tarafı ise yeni binalar. Bunları hem binaların mimarisinden hem de sokak lambalarından anlayabiliyormuşuz zaten. Baktığımda işte kötü gözüküyorlar ama yani faşistler yaptı demem, yani böyle bir şey kullanıp söylemem. Şu an Eskişehir'e doğru giriyoruz. Çok fazla ışık olmadığından dolayı renkler birazcık soluk çıkıyor. Bunları Lightroom'da ya da Photoshop'ta renklerle biraz oynayacağım. Ama şimdi neler yapabilirim diye düşünüyorum. Olabildiğince çok fazla ışık alıp renkleri ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Zaten RAW formatına çektiğimden dolayı bu işim biraz daha kolay olacak. Biraz daha iç sokaklara geldik, ara sokaklarda geziyoruz. Yemek yemek için bir yere gidiyoruz şimdi. Burada
aslında çok tatlı evler görüyorum, çok güzel balkonlar görüyorum. Kışın burası tamam bayağı sisli ama yazın herhalde çok tatlı oluyor. Çok güzel böyle yaz balkonları var. Bu arkada bir minare var. Bir, muhtemelen bir yangın kulesi gibi bir şey. Burada da çok güzel bir yol var. Burayı dik olarak böyle çektiğimde sağlı sollu böyle bir perspektif oluşturuyor. Sağ tarafta yeşiller, sol tarafta böyle kahverengi. Karşıda böyle küçük bir tahta kapı. Yani buranın tatlılığını anlatıyor. Yani buranın böyle salaşlığını çok güzel gösteriyor. Arkada da minare buranın tarihi hakkında da bilgi veriyor. Güzel bir fotoğraf olabilir. Aynı zamanda burada çok tatlı evler de var. Daha demin arkada çok güzel böyle bir dükkanın üstünde tente gördüm. Tente deniyor galiba onlara. Hemen şuradaki şeylerden. Kırmızı beyazlı. Hani hep böyle İtalyan filmlerinde falan olur ya. Roma filminde de vardı galiba böyle bir sahne. Çok tatlı geldi. Onun birkaç fotoğrafını çektim. Biraz daha ikonik bir şey aslında. Arkamdaki bina buranın modern sanat müzelerinden bir tanesi. Burası... Thank you! bir şey eklemek istemiştim aslında geçmeden önce. Bu sonuçta bir gezi videosu. Hani tamam fotoğraf videosu diyorum ama sonuçta bir yerleri geziyorum. Burayı tanıtmak için daha geniş fotoğraflarla çekmem gerekiyor. Bence geldiğinizde unutmayın. Herhangi bir yere gitmişseniz geniş açı fotoğraflar da çekin. Tamam çok estetik olmayabilir ama nereye gittim, ne yaptım ileride hem hatırlamak için hem de bazı parçalarını belki ileride kullanabilirsiniz. Bunu çok yapmışlığım var. Geniş açı fotoğraflar çekmekten de kaçınmayın. Bu ara balkonlar ve pencereler çok hoşuma gidiyor. Onların fotoğraflarını çekiyorum. Burası da eski bir şato ve burası ve bir kişiye aitmiş. Ben başta kilise falan sandım. Demiş bayağı bir kişiye ait. Abi şuna baksanıza.
yemeğimizi yedik. 2 saatimiz var. Hava kararıyor. Bundan sonra çok fotoğraf çekeceğimi sanmıyorum. Hava zaten sisli. Çok fazla ışık yok. Burası İtalya şey gibi. Yani İtalya'nın o güney kesimi gibi değil. Yani bir Venedik gibi, Milano gibi, Roma gibi bir yer değil. Daha küçük. Zaten Tirol bölgesine ait burası. Güzel bir gezi oldu. Birkaç güzel fotoğraf da çektim. Bu sefer daha fazla anlatmaya özen gösterdim. Evet, bugünlük fotoblogumuz bu kadar. Görüşmek üzere.